Tamam, tamam. Siz de ne kadar uzaklaştınız. Herkes böyle sütyonun dibine. Tam süper. Önce siz mi keseceksiniz Pelin Hanım? Pelin Hanım kesecekse yalnız buyurun. İnce buyurun bir tane mı koyalım isterseniz. Ama ilk sizin ki ben de... Yani nasıl ben göstereyim isterseniz tekniğini olayın. Yalnız bu tabii... Getir getir. Hepsini getir. Gel gel. Bugün Yavuz yok, Okan var. Evet dur. Yok şu iyi. Şu galiba en incesi bu. Şu evet en incesi bu. Evet. Hanımefendi buyurun. Şeyi bir önce söyler misiniz? Japon kılıcıyla Türk kılıcının farkı ne? Şimdi tabii Japon kılıcının da Türk kılıcı gibi geçirdiği evreler var. Ben mesela ilk kullandıkları kılıçta Tachi denilen kılıç. Tachi deniyor bu kılıçlara. At üstünde kullanılan bir kılıç ve tek elle kullanıyor. Yani Türk kılıcı gibi tek elle kullanılan bir kılıç. Doğru kılıcı mı aldım? Tamam, çok doğru bir kılıç aldınız. Aman daha çıkartmayın yakınından. Tamam. Aman lütfen. Ben canını seven kaçsın dediğim anda kaçacağız. O şekilde. Mesela bu kılıç bir katana kılıcı. Tachi sonra Han Dachi denilen kılıca geçiyor. Katana'ya geçiş esnasında. Katana at mı? Katana kılıcın ismi. Ha kılıcın ismi. Bu daha çok yürüyen yani piyade silahıdır. Çok eski. Ama evet. Ve soylular mesela zaten Tachi taşırdı. Ah hafif öyle zannedildiği gibi ağır evet, değil. Evet. O elinizdeki bir aslında ninja kılıcı. Ninja. İsterseniz onun özelliğini söyleyeyim. Evet lütfen. Dikkat edelim keskin. Bu kılıcı özelliği alayım isterseniz. Bakıldığı zaman şimdi ninjalar benim de uzmanlık alanım. Eski zamanda bir çeşit casus ve özel tim denilebilir Japonya'daki. Mesela samuraylar. Bu kılıcı, evet samuraylar, askerse ninjalar özel timler oluyor. Özel timler oluyor. Özel hareket timleri gibi denilebilir. Bu kılıcı mesela özelliği hızlı çekiştir. Baktığınız zaman normal samuray kılıcı uzunluğundadır. Samuray kılıcı olsa bu şuraya kadar gelmesi lazım. Fakat çekin isterseniz kılıcı ya da ben çekeyim. Bakın kısa. Kını, ha, kısa. Saya denilen kını ve evet namluya baktığınız zaman çok daha kısa. Yani ani bir durumda çekişi hızlandırıyor. Şey niye uzun? Kını niye uzun? Birçok nedeni var. En büyük nedeni aldatma. Ha. Çünkü ona göre mesafe Japonya'da yayı denilen bir sanat var. Bir dakika, aldatma derken ne kadar büyük kılıcım var tarzında? Hayır. Şimdi şöyle, Japonya'da ani kılıç çekişi çok önemliydi. İnsanlar bir anda, yani samuraylar birbirlerini bir anda çekip kesebiliyorlar. Bana yayı denilen bir sanat hala devam ediyor. Ha. Biz de çalışıyoruz. Burada bu kılıç kısa mesafede çekilemeyeceği sanılarak çok hızlı bir şekilde çekilebiliyordu. Aldatıyordu yani mesafe ayarı olarak aldatıyordu. Artı ninjalar bunların içine gizli bazı mesajlar saklayabiliyor veya zehir saklayabiliyorlardı veya gözü kör edici bazı tozlarla bunu rakiplerinin gözüne atabiliyorlar. Ya o filmler pek palavra değil yani. Filmlerin %90'ı palavra ama %10'da da gerçeklik payı var. Yani üçüncü kata zıplayıp çıkamıyor ninja. Evet. Şimdi bu, siz bir isterseniz... Yok önce bir siz, açılış sizden bir şey. Ama hayatımda böyle bir şey yapmadım. Şimdi ne yapacağımı... Gösterecekler nasıl yapacağınızı. Tamam. Ben uygulamasını peki, göstereyim. Peki siz uygulamayı götürün peki. O zaman değiştirelim şeyi. Ben değiştireyim. Başka kılıç mı getireyim size? Hayır. Bu kılıçla yaparız. Bu sizin için. Bu sizin için ise kalın bir tane olmasın. Şu nasıl? O yerine şunu yapalım. O çünkü tam ıslanmadığı için çok fazla bu ağır bir şey olmadığı için. Evet. Çekilin efendim, çekilin şöyle. İsterseniz oradan çekileyim. Evet efendim, şimdi Ercan Bey ninja kılıcı ne yapacaksınız? Onu bir söyler misiniz? Şöyle çekilelim önünden. Keseceğim. çekip biraz kesiyoruz. Geri gayet kılıca uygun bir şekilde bir uygulama yapacağız. Evet. Evet efendim. Burada tençi dediğimiz kamaya, yani soldan sağa çapraz bir kesiş, kesagir dediğimiz çapraz bir kesiş uygulayacağım. Siz isterseniz bakıyorum bu yönden de yapabilirsiniz. Bu yönden de yapılabilir. Biraz yakınlaştırsalar kameradan daha iyi olur. Yapacağınız bu kadar basit. Bu kadar. Ya şimdi çok basit görünüyor ama eminim o kadar basit değildir. Evet. Şu şeyi değiştirelim. Biz de yerimizi değiştirdik. Doktor gel yerimizi değiştirdik. Biz de yerimizi değiştirdik. Gel yerimizi değiştirdik. Üzerimize katana falan gelsin evet. istemeyiz. Şu
Şu konuda lütfen çok dikkat edin. Elinizde gerçek bir silah var. Kendinize de zarar vermeniz mümkün. Silah demeyeyim de spor aracı diyelim. Spor aleti. Evet, evet. Annem zaten biraz önce aradı. Kızım lütfen dikkat et diye korkuyor. Evet, canını seven 50 metre çekilsin. Yani normalde böyle bir şeye izin vermiyorum ama bu Pelin Hanım olduğu için. Evet, Pelin Hanım samuray kılıcıyla. Ninja. Şuna pardon. Dikkat edin lütfen. Şu ucunun bir karışlık bölümüyle monouchi denilenmiyor. Bakın benim kestiğim yer belli. Hı hı. Tam ucuna yakın. O kadar uçuyor. İz mi kaldı orada? Tabii. Şöyle kesilen kamışın parçası, parçası kaldı. Hı-hı. Yani şurasına mı denk getirmem gerekiyor? Orasından biraz daha yukarı. İlk bir karışın içinde herhangi bir yer. Bu kılıcı en büyük özelliği budur. İlk bir karışın en güzel dinamiği. Buna da kan şeyi yok mu? Şimdi şöyle. Gibi. Evet, oluk. Var ki bir kılıçlar. Diğer bir kılıç da var. Gösterelim. Hangisi hangisi? Şurada neredeydi? Var galiba. Döksünde de var. Evet, bunda o kılıç da var. Türk kılıcı. Bunda da var. Keskin. Ha, bunda da var. Hepinizin sırtı gözüküyor şu anda. Toplu bir sırt. Şimdi efendim bu Türk kılıcı, şöyle arkadaşlar yaklaşırsak, şu şeyi anlatır mısınız? Bu ne işe yarar? Ortadaki. Ortadaki şey. Şimdi Türk kılıcı... Şu. Tabii ben Türk kılıcı üzerine uzman değilim. Uzmanlığı da... Şu kan gelirse, şeyini bir anlatırsanız ya bize. O kan olduğu aslında biraz sanki halk arası yayılmış bir evet, deyim evet. gibi. Çünkü kan oluğu değil o. Aslında bir profil oluşturmak. Yani hem kılıcın çeliğin ağırlığını azaltmak hem de direncini artırmak için yapılmış bir şey. Kan, yani kan daha çok aksın değil mi? Bu kanla ilişkili değil. Çünkü bu zaten vurup kesmeye yarayan bir araç. Yani batırıp da içeriden kan akıtmaya yarayan bir araç değil aslında. Tabii Japon kılıcında da var. Bunda buna da, da bohi deniyor. Evet. Bunun amacı aslında tamamen kılıcın ağırlığını hafifletmek. Başka bir amacı yok yani. Aslında ağır değil. Değil. Evet. Ağır değil o kadar. Evet efendim. Evet Pelin evet. Hanım buyurun. Kitap okuyor yaratım. Kitap okumaya başladı Allah'ım. İthafı merak ettim. Ekmeletin Hoca'nın ithafını okuyor Pelin Hanım. Tamam. Güzel şeyler yazmışlar Ekmeletin Hoca, onu söyleyeyim. Evet. Evet, sağ eliniz önde olacak. Sol el kılıcın en... Solaksam? Solak da olsanız fark. Japonya'da solak yoktur mesela her zaman. Nasıl yok? Solak da olsa ben solağım. Mesela ben de solağım. Fakat kılıç her zaman sağ elle kullanılır. Japonya'da böyle bir kural vardır yani. Son zamanlara çok doğru birazcık şey olmuş tabii bozulmuş. sahipsiz samuraylar, roninler kullanmış... İsterseniz sol elinizle tutabilirsiniz. Siz sonuçta... Şimdi peki keserken nasıl bağırıyorlar? Nasıl bağırıyorlar? Bir şeyi vardı onların. Kiai deniyor ona. Kiai, yani ha. Ruhla bedenin uyumu gibi. Hayır, bir şey söylüyorlar. Ya. Evet. O tamamen size kalmış bir şey. Mesela benim öğrencilerim Kiai diye bağırıyorlar ilk başta. Çok komik oluyor. Ne o sizin ruhunuzdan Kiai. Onun Kiai. İsmi aslında o Kiai. Yani ruhla uyum demek. Ki ruh. Kiai de uyum demek. Siz içinizden geldiği gibi bağırabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. İlk bağırmayacağım. Bir keseyim. Evet. Lütfen beni üstten, beni iyice alttan. Tamam. Kaçın. Evet. Bileğinizle kullanmayı unutmayın lütfen. İyice efendim, uzak gaza... duralım. Yok şu tarafa geçelim biz. Çünkü kameraların önüne. Pelin Hanım bir dakika. Gaza niyetine diyebiliyor musunuz? Bir de el dibe vurmayın lütfen. Altta demir bir şey var. Kılıç, kılıç sağlam gider. Kalırsa sevinirim. Pardon neye vurmayın? Demire vurmayın diyorlar. Tamam. Ucundan kesmeye o çalışın. O kadar da değil. Hayır o sazın içinde de bir miktar demir var, onu söylemek istiyorum. Ha öyle mi? Tabii. Altında, alt kısmında, alt kısmında. Alt kısmında bir karış istiyorum. Demir var. Oradan, oradan yapalım. Oradan kesin. Sizden ne kadar uzaklaştınız herkes böyle. Tam süper, tam süper. Memlekete lazım insanlarız hep beraber onun için. Tamam, tamam. Dur bir dakika. Hiç de bir şey olmadı. Sanki uçtu. Şey anlatılır ya, Selahattin Eyyubi Aslan Yürekli Rıçar'la karşılaştığı zaman kılıcın keskinliğini göstermek için tülü atıyor, kılıcın üzerine kaldığı zaman Avrupa kılıcı kesmiyor, şam çeliği kesiyor ikiye. Burada da öyle. Bilek, kesmek ya, çok basit gibi. Bilek kullanırken derken şöyle... O darbe netisiyle taktisi. Ercan Bey yumuşamış. Evet efendim, kaçın. Şöyle bilek derken, bir dakika. Şöyle hayır hayır. İlk gün şurayı göster, herkes olsa kaçtı, bizi göster. Şuradan bilekten kullanma. Tabii bu bir eğitim tabii olayı. Tabii hemen yani, bir anda olması imkan yok. Yani bilek ama yani kıpırdatmaya çalışıyorum da. Şimdi şu çok önemli. Bilmiyorum benim en son kestiğim şu muydu? Şu. Evet. Bakın belli bir açıyı devamlı takip etmişiz. Bilmiyorum kamera görebiliyor mu? Görüyorum.
Yani yakınlaşmadan. Şuradan. Şöyle. Evet. Şöyle gösterirsek. Şu. Evet. Belli bir açıyı yakalamak zorundasınız. Bilek kolun uzantısı olarak devam edecek. Şuradan evet. Evet. Düz. Tamam. Hı hı. En son şu. Peki. Uzaklaşalım yine. Açınız yanlış, dikkat edin. Ağzıyla vuracaksınız kılıcı. Ağzı derken burası mı? Yani o açıyla yani vuracaksınız. Evet, yanıyla değil, ağzı. Tamam, bana geldi. Tamam, bence daha fazla işkence yapmıyoruz. Bravo. Aman dikkat edin. Oraya değmeyin. Dikkat edin, evet. Bir ben deneyebilir miyim? Tabii, buyurun. Yalnız o kesileceğine emin misin? Bu kesilir, kesilir. En iyisi hiç uygun olan çok açıldı çünkü. Kopartayım mı? İsterseniz başka bir tane başka koyalım. Başka bir tane koyalım isterseniz. Siz tabii ona bu büyüyü yapacaksınız değil mi? Ya ondan sonra tamam, artık karpuzu kesilmiyor. Hayır, o açıldı da o yüzden pek kesecek gibi değil. Kesebilirsiniz. Ah, iki tanesini kesmiş. Evet, bravo. Evet, evet, kesmiş. Bravo. Evet, kaçın efendim, canını seven gitsin. Murat Bey, bileğinizi aynı aç. Bu solu... Yani o kadar da kolay değilmiş. Ondan değil o. Tabii, tabii. Dağıldığı için. Bak şimdi. İşte iki kesti parça. Kesti ama evet, kesti. Tabii, ama kesti. Helal olsun. İstem olsun. Oktan sonra bu konuda da hüner sahibi oluyorsunuz. Efendim? Demir var bak, orada vurma. Demire geliyor çok. Oktan sonra... Buyurun. Evet, şimdi karpuzu ne yapalım? Karpuzu... Nereye koyalım? Bu üstüne mi koyacağız? Karpuzu ben tutayım mı? İyi misiniz? Abi efendi eksper. Şuraya mı? Karpuzu da keseriz yani. O, normalde böyle bir uygulamamız evet yok ama. Dur, onu koparacak. Hiç gerek yok, gerek yok. Ya dilim değil, bir ya da iki kere keseyim. Evet, evet. Lütfen. Şimdi efendim, evet. Ama burada bir ninja olsa sizde... Kendi kılıcıyla karpuz kesiyorsunuz diye. Evet evet, normalde böyle bir uygulamamız yok. Aslında kılıca da biraz ayıp ediyoruz ama. Siz biraz daha uzaktınız. Üstüme gelecek karpuz, evet. Bir tane daha kesin. Lütfen. Çok ince oldu. Islandınız mı? Karpuz gitti. Dilim büyük yok. Bir dilim kesmemek için tabii. Biraz daha yapar mısınız? Nasıl yiyeceğiz? Ben daha mı keselim? Lütfen lütfen Erhan. Şuradan bir yarım oldu yalnız karpuzlar. Efendim? Şuradan daha bir yarım oldu. Farklı bir kesişle gireriz. Buyurun. Teşekkürler. Kılıçla kesilmiş karpuz yemek bayağı enteresan. Herkesin nasip olmaz. Tadı da bir başka oluyor. Evet.